hafıza kartınızı takar takmaz bir bildirim gelecektir. Ve buradan kur seçeneğine dokunuyoruz. Karşımıza çıkan pencerede iki seçenek bulunuyor. Eğer biz depolama birimi ile birleştirip oyun ve uygulamaları da kapsayacak tek bir depolama alanı istiyorsak, dahili depolama olarak kullanın seçeneğini tercih edeceğiz. Daha sonra karşınıza gelen uyarıları dikkate alıp sil ve biçimlendir diyerek ilerleyiniz. Bir süre bekledikten sonra hafıza kartınız artık telefonunuza özel olmuştur ve dahili depolama birimine eklenmiştir. ...32 GB kendi dahili kapasitesi iken siz de 32 GB taktığınızı varsayarsak artık dahili depolama alanınız 64 GB olmuş anlamına gelir. Hafıza kartınızı çıkartmak ve taşınabilir olarak kullanmak için ise menüden Ayarlar, Depolama ve USB, hafıza kartınızı seçin ve sağ üst taraftaki 3 nokta simgesine dokunup taşınabilir olarak biçimlendire dokunun. Daha sonra uyarıları okuduktan sonra biçimlendire dokunun ve bekleyin. Hazır onayı gelecek ve artık hafıza kartınızı taşınabilir olarak kullanabilirsiniz. ...128 GB'a kadar bir hafıza kartı takabilir ve bu hafıza kartını telefonunuzun dahili depolama birimi ile birleştirip istediğiniz kadar oyun ve uygulamaları yükleyebilirsiniz.